Hocam, Dermapen en çok sorulanlar arasında bize geldi. Dermapen hocam nedir ve hangi bölgelerde uygulanan bir işlemdir? Ya Dermapen'i şimdi bu mezoterapi ve PRP uygulamalarımızda yardımcı olarak kullanıyoruz. Evet. Burada saçtaki dökülmelerde de kullanabiliyoruz. Yüzdeki izlerin tedavisinde de hem mezoterapiyle hem de PRP ile kombine ederek uyguluyoruz. Bunu Dermapen'i aynı zamanda mesela akne tedavilerinden sonra hala kalan hastalarımızın rahatsız olduğu izlere uygulamada kullanıyoruz. Yine hafif çatlaklarda, hafif skarlarda, yüzde oluşmuş izlerde yine Dermapen uygulamalarını tercih edebiliyoruz. Aynı zamanda böyle gözenekleri çok açık ciltlerde de Dermapen'i kullanabiliyoruz. Peki hocam, bu Dermapen dediğimiz şey tek bir seferlik bir işlem mi? Birkaç değil. Seans gerekiyor. Yani hastanın durumuna göre 3 ila 5 seans arasında yapıyoruz onu. 2 haftada bir geliyor hastamız. İşte biraz bir kızarıklık oluyor yüzünde. Evet. Hemen hani ertesi günü işte bu zaten uygulamaların hepsinde sonrasında şöyle bir şey önemli. Mutlaka güneş koruyucuyu kullanmaları gerekir hastaların. Her türlü uygulama, lazerde dahil olmak üzere yüze yapılan her türlü uygulamadan sonra hastalar ona çok dikkat etmesi lazım. Çünkü cilt hassas hale geliyor. Sonrasında mutlaka bir leke oluşumunu engellemek için güneş koruyucu kullanılması gerekli. Evet hocam, şimdi cilt bakımına geçmek istiyorum. Evet. Önce sizden, sonra da Yeşim Hanım'ın bu konudaki uygulamada oldukça sıklıkla bulunduğu için katkılarını da alacağız. Hocam, cilt bakımı ne kadar sıklıkla yapılmalı ve cilt bakımının faydaları nelerdir? Bahseder misiniz? Ya şimdi cilt bakımı kabaca cildin kullanacağı her türlü ilaç için çok daha hazır hale gelmesini sağlar. Evet. Yani cildi bizim temizleyemediğimiz kadar derinlemesine temizleyerek kullandığımız ürünlerin etkisini arttırır, çok daha hızlı bir şekilde emilmelerini sağlar. Aynı zamanda da cilt daha derinlemesine temizlendiği için lekelerin, işte siyah noktaların, sivilcelerin azalmasını sağlar. Evet. Yani kabaca yaptığı iş budur. Ama biz şeyde, Yeşim de şimdi bahseder size, sistemimizde cildin yapısına göre kullanıyoruz. Yani İşte yağlı ciltte farklı bir cilt bakımı yapıyoruz, kızarmaya meyilli ciltte farklı bir cilt bakımı, neme ihtiyacı olan ciltte farklı, leke için olan da farklı. Ona göre uygulamaları ayarlıyoruz. Peki evet Yeşim Hanım, az önce zaten videoda da izleyenlerimize cilt bakımı ile ilgili birçok şeyden bahsetmiştik. Peki Yeşim Hanım, cilt bakımı işleminde az önce kısa kısa işlemler gördük ama bize bunlardan bahseder misiniz? Ne gibi aşamalardır bunlar? Öncelikle cildimizi temizliyoruz. Hocamız zaten hastamızı görüyor ve analizimizi yapıyoruz. Buhar yöntemiyle önce bir cildimizi sakinleştirmeye, sıkmaya hazır hale getiriyoruz. Zaten izledik. Evet. Görüntülerimiz de var. Sıktığımız cildi, hazırladığımız cildi belli solüsyonlarımız var. Caza uygun, cilde uygun, lekeli, işte ten rengine uygun. Onları solüsyonlarımızı cildimize temas ettirerek, yedirerek iyice masaj yöntemiyle cildi rahatlatmaya çalışıyoruz. En son zaten can alıcı maskemiz var. Ve maske. Tabii en son. Her cildin yapısına göre. Evet. Değişen bir maskemiz var. Evet, her cildin yapısına göre. En son insanı, işte hastalarımızı özellikle rahatlatan masajla cildimizi daha sakin, daha ferah istediğimiz bir tonda sakinleştirip sonlandırıyoruz. Ciddi anlamda da videolarda oldukça gördüğümüz gibi de ciddi bir parlama söz konusu anında hocam. Gözle görülür bir şekilde oluyor. Biz burada uygulamalarda da görüyoruz. Tabii ki sadece videoda değil. Hastanın girdiği, işlemi bittikten sonra çıktığında yüzündeki o zaten cilt bakımı en hızlı bizim cevap veren işlemimiz. Evet. Yani akşama bir davet edecekseniz sabah gelip cilt bakımı yaptırın.